Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Halil Badır'la YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun. Bugün Türgül'ü çiftliğini ziyarete geldim. Ramu'yu ziyarete geldim dedim. Bir gidip bakalım durumlar nasıl. Eksikleri falan var mı? Yiyecek içecek onları getirdim. Öyle bir çiftliğin an itibariyle son durumunu göstermek istedim sizlere. Video çekme işi bizim için bu ay zorlanmış gibi görünüyor. Nedeni gündüz havalar sıcak olduğu için koyunlar yatıyor. Te akşama doğru koyunları kaldırıyorlar. Akşama doğru da gidip nerede neyi çekeceksin, neyi videoya alacaksın onu da bilmiyoruz. Lütfen arkadaşlar, ziyaret istediğinizi gidip benim görmek istediğimi mesela şöyle diyelim. Anlatamadık kan mikromon. Unket hozna kar müdari ziyaret kim kara bin yazmışken hazarım ziyaret kim. Gidip sizin için istediğiniz yerleri ziyaret edeyim. Ben ziyaret etmek istediğim yerleri ziyaret ediyorum. Elimden geldiğince sizler de yazın oraya. Kimin yana gitmemi istiyorsanız onunla beni irtibata geçirin. Telefon numaramı öğrenmek istiyorsanız eğer arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Benim telefon numaram Google'a Halil Badırlı çiftliğini yazdığınızda, Halil Badırlı çiftliği yazdığınızda orada benim bütün bilgilerim var. Resimlerim, telefonum, her şeyim var orada. Zaten siz benim numaramı telefonunuza yazdığınız zaman direkt sizin telefonunuzda sanki önceden kayıtlıymış gibi Halil Badırlı çiftliği diye yazar. Onun da nedeni Google'da adresimi güncellediğim için. Google'da adresimi güncellediğim için benim telefon numaram da orada kayıtlı olduğu için ben mesela numaramın kayıtlı olmayan birini arayayım. Otomatikman onun telefonunda Halil Badır çiftliği yazar. Adam der ki Allah Allah, ben bunu ne zaman kaydettim. Oysa otomatik Android sistemlerinde, telefon Android işlemcisi olan telefonlarda öyle oluyor. Oradan numarama ulaşabilirsiniz. Arayın. İşte önce görmenizi istediğiniz kişiyi arayın. Tamam, buyursun gelsin derse beni arayın. Buluşturun. Bir mesaj attım veya bizi buluşturun, ben gidip misafiri olurum, çekimleri yaparım. O zaman daha iyi oluyor çünkü insanlar ona göre hazırlıklı seni bekliyorlar. Gidiyorsun, ona göre röportajını yapıyorsun, konuşuyorsun, muhabbetini yapıyorsun. Daha iyi oluyor o, ama çat kapı gittin mi o pek iyi olmuyor. İşte böyle, çünkü havalar sıcak olmaya başladı. Harmanlar da geldi, biçerler girecek, insanlar yoğun süreç içerisinde. O yüzden video çekmemiz zorlaşıyor. Farkındaysanız son bir haftadır bir iki video paylaştık. O da pek güzel videolar değil diyebiliriz. Bir dün akşam Hamu amcamın paylaştığı videoyu çok hızlı bir şekilde binin üzerine çıkmış. O da nedense bilmiyorum, Hamu amcanın bütün videoları öyle izleniyor. Ramo'da bir tanesi var, 40 binin üzerinde izlenme almış. Bende bir iki tane var, 3-4 binin üzerinde izlenme almış. Hamu amcayı demek ki insanlar seviyorlar. Hamu amcanın videoları izleniyor. Dün videoyu saat 21'de paylaştık. Sabah kalktım, 1000'in üzerinde izlenme almış. Güzel bir rakam yani. Benim kanalım için güzel bir rakam. Valla işte diyeceğim o. Benim numarama Google'dan ulaşabilirsiniz. Benim numarama Facebook'un resimlerinden ulaşabilirsiniz. Ben niye burada numaramı söylemiyorum? Burada numaramı söylediğimde sıradan herkes belki arar, rahatsız eder. Çünkü bahşedilmez. Yani şimdi 1000 kişiden 100 kişinin günde seni araması farklı bir şey. Biri
gerçekten senin numaranı öğrenmek istiyor. Gidecek, araştıracak, bulacak, sana ulaşacak. O zaman o sağlam arayıcı insan demektir bana göre. Yani o insan gerçekten benimle konuşup beni bir şeylerle buluşturmak isteyen insandır. Ben şimdi numaramı burada verirsem sıradan herkes arayacak. Adam evinde oturmuş, krank, çalışmıyor, canı sıkılıyor. Arayacak beni saatlerce konuşmak isteyecek. Olmuyor, zamanımız yok öyle. Maalesef isteriz ki tabii ki herkesten görüşelim, konuşalım ama bazen öyle olmuyor işte. Gerçek arayacak kişiler o zaman bizi aramış onlar. Girerler Google'da, yazarlar Halil Badır çifti, orada bilgilere girdi mi zaten benim telefonumda çıkar, e-mailimde çıkar. Oradan numaramı alıp ulaşabilirsiniz. Öyle işte. Bugün şöyle bir küçük çobanla turlayacağız. Hacılara doğru Canberli Yeni Coba şöyle bir turlayacağız. Cebrail Ağa'yla. Cebrail Ağa'yı izne göndereceğiz. Cappo şöyle gel dur. Güneş vurmasın ekrana. Gel şöyle gel şöyle şöyle. Evet, bu yakışıklı Alain Delon genç çocuğu izne göndereceğiz. Takipçilerime ne söylemek istersin Cebrail? Kanalı takip edip abone olun. Vay vay vay. Amcan kurban olsun sana. Kanalı takip edin, abone olun. He? Tamam, teşekkürler. Hadi arkadaşlar, bir başlayalım bakalım. Burası Yeni Coba'nın girişi. Yeni Coba orada yazıyor Levazı. Umarım burada LPG vardır. Sanki bir ara geldim, burada LPG yoktu. Aynen öyle. LPG yok burada. Burada LPG olmadığını tahmin etmiştim. Çünkü sanki daha önce de geldim. LPG yoktu orada. Herhalde bu petrolde var. Evet. Burada LPG var. Şurası da bizim köyün kasabı. Yayla kasap. LPG var da sahibi yok. Kanın köyü. Yani kutu kokundu, kursa ikisi de aynı, ne var? Sanırım değil. Herhalde. Kundi, kursa, kutu kokundu, ikisi de aynı köy herhalde. Bu Kerem Kan'ın köyü olmalı. Evet. Aslında gelmişken Kerem'e de uğramak lazım. Thank you.
karşısı yok herhalde ya. Market, bakkal göremiyorum. Ha, üst tarafta mı çarşı? Evet. Ha. Allah Allah. Kuşağının dağlarında. Buraların kurdu çok azgın olur ha. Buna lo. Abo, dere ha buralar ne hale getir bu? Yukarıdan gelen yağmur sularından oluşmuş ha. Biz bunlara öz diyoruz, öz. Buradan başlamış. Oo. Yağmur yıkmış buraları vallahi. Bu köy hangisi? Demek istedim. Aa, senin köy? Evet. Çapa, senin köy güzelmiş lan. Oo. Nereden dönüyoruz? Oraya geçelim, direkt bak. Buradan? Evet. Dul Ayşe Yaylası, pe. Senin köyün adı Dul Ayşe Yaylası mı? Dul Ayşe Yaylası. Ay motor bana be. Kazana. Bu kadar işte. Dostum istersen verin de mal dede dostum. Dona az don nasıl becer mi? Geri. Arazi tadın mı? Tamam da bura zor açak var mı? Köşede bura çak. Azak çak mı? Azak bedel üç çak. Tamam. Bunlar da Cebrail'in annesi babası arkadaşlar. He. Çok güzel insanlar. Ya ben şu kapıyı tut sen. Kapıyı tut. Ha öyle tut. Bu da Cebrail'in evi. Aha. Çok güzel, harika insanlar. Aha. Ben çok sevdim kendilerini. Umarım sizler de seversiniz. Biz de seviyoruz. Karşı köy neresi bilmiyorum da. Burası Kutu Kuşağı. Tabii köy öbür tarafta da. Ben Dul Ayşe yaylasından geldiğim için dedim burada bir durayım, böyle bir çekim yapayım. Burası da Kutu Kuşağı'nın arka tarafı diyelim.
Tam tepelerde ev yapmışlar. Aslında güzel bir yer. Mesela şu karşıdaki evler daha güzel yere yapılmış. Ne yağmurdan etkilenirler. Yalnız kışın onlar için de zor olur. İşte kaygan olduğu zaman, buz olduğu zaman zor olur diye düşünüyorum. Güzel bir köy. Buranın yerleşimi bizim oraya gibi düz değil. Baksanıza buradaki dağlara. Şurada mesela bir ağal var işte. O ağal kimin acaba ya? Ev var orada. Avlu var. Bir ramork var. Bir minibüs var. Arka tarafta koyunlar var. Vallahi güzel bir yer ya. Sürekli koyunları, köpekleri gösterecek değiliz. Dedik bu sefer de böyle olsun. Çünkü yazın pek koyun, köpek mümkün olmuyor. Akşama doğru ancak oluyor. Olmazsa artık böyle köy köy gezerim. Sizin köylerinizi gezerim. Videoya çekerim. Paylaşırım sizinle. Sizler de orada izlersiniz. Özellikle zaten yurt dışındakiler çok izliyorlar videoları. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence güzel bir yolculuk oldu. Bu arada Cebrail'in annesiyle babasıyla da tanışmış olduk. O esnada oradan ayrıldıktan sonra Kerem Kan'ı aradım. Messenger üzerinden sesli mesaj bıraktım. Dedim müsaitsen 5 dakika yakıştı, seni görmek istiyorum. O da galiba uyuyordu, cevap vermedi. Ben de eve geldim. Onunla buluşmak, görüşmek kısmet olmadı, nasip olmadı. Kısmetse başka zaman diyelim. Evet, videomuz bugün bu kadardı. Bunu bir paylaşalım. Bunu bir izleyelim. Umarım daha güzel videolar çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorgunum, çok sıcak. Arabamın da kıyması yok. Camları açtım. Gür. Rüzgar sesi kulaklarım sağır olmuş. Sesim bile gitmiş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.